Evet arkadaşlar, 12. soruyla devam ediyoruz. Bir gök cismi şekildeki gibi ok yönünde hareket ederek dünyadan uzaklaşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Üçüncü yargı hemen gözüme çarptı. Dünyanın gök cismine uyguladığı çekim kuvveti azalır. Arkadaşlar, F neydi? Gravitasyon çarpımı, M dünya, M gök cismi, gezegen bölü arasındaki uzaklığın karesiydi. D arttığı için F çekim kuvveti ne yapar? Azalır. Üçüncü yargı doğru. Şimdi birinci yargıya bakalım. Gök cisminden dünyaya ulaşan ışık ışınlarının ışık tarifi incelendiğinde hızla kayma gözlenir. Şimdi bu arkadaşlar gök cismi uzaklaşıyor mu? Uzaklaşıyor. Sıcaklığı ne yapar? Azalır. Sıcaklığı azaldıkça dalga boyu artar. Lambda çarpı T yaklaşık olarak 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 Vn sabitiydi değil mi? Güzel bir soru sormuşlar. Şimdi sıcaklık azaldıkça dalga boyu azalacak. Kırmızının dalga boyu daha büyük olduğu için hızla yaklaşır. Hızla kayma gözlenir. Doğru. İkinci yargıya bakalım. Gök cisimden dünyaya ulaşan ışık akısı azalır demiş. Arkadaşlar gök cismi uzaklaştıkça dünyadaki aydınlattığı bölgenin alanı ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla alan azaldığı için akı B çarpı A'dan. A azaldığı için akı azalır. Cevabımız E seçeneği.